Yeni kuydaki denklemlerini yaşayalımız. Birinci denkleme. Arksinus 2 minus 3x teng pi taksım 6. Bizde malum arksinusun kıymetleri sahası minus pi taksım 2'den pi taksım 2 geçe. Pi taksım 6 şu aralıkta tegişli. Minus pi taksım 2, pi taksım 2 aralıkta tegişli. Demek bu denkleme kuydaki denklemeye geldi. 2 minus 3x, birinci denkleme. 2 minus 3x teng sinus pi taksım 6. Sinus pi taksım 6 1 taksım 2'ye teng. Demek bu denklemeni biz quyidagi yozamiz. 2'ni o'ng tomonga o'tkazamiz. 1 taksım 2 minus 2 minus 3 taksım 2 x teng minus 3'ge bo'lsak 1 taksım 2 ekanini hosil qilamiz. Demek mana bu denklemeni ildizi 1 taksım 2 ekan. İkinci misolga o'tamiz. Bak bir yerde arkosinusun kıymetleri sahası 0'dan pi geçe. Bana bu sahan 0 pi aralığı yetişti. Demek bu denkleme kuydaki denklemeye geldi. X plus 1 taksım 3 ten kosinus 2 pi taksım 3. 2 pi taksım 3. Kosinus 2 pi taksım 3 minus 1 taksım 2 geldi. Bundan x plus 1 ten 3 kökü versek minus 3 taksım 2. X teng. Minus 1'ni 10 tomonga o'tkazamiz. Minus 5 taksım 2 ekanini hosil qilamiz. Shunday qilib, ikkinchi denklemaning javobi minus 5 taksım 2 ekan. Üçüncü denklemaga o'tamiz. Pi taksım 4. Arktangensning qiymatlari sohasi. Minus pi taksım 2'den pi taksım 2 geçe. Minus pi taksım 2 ve pi taksım 2 bu aralıkta kirmeydi. Şu sebeple bir yada kaos yazdık. Dumala kaos. Bak, o halde biz bu teynemanı böyle geçiyor yazışımız mümkün. 1 koşu 2x taksım 3 ten tangens pi taksım 4. Tangens pi taksım 4 1 getirin. Bak, 3 kökü paytır varamız. 1'ni 10 tamamen götkizamız. 2'ye bölüyoruz. Ve x deyin bir ildizini topağımız. Demek bana bu denklemenin ildizi 1 deyin. Bana bu denklemenin ildizi x deyin 1 eken. Bu ne vaktaki 4. misalga o'tamiz. Arka tangensin kıymetleri sahası 0'dan pi geçe. Bana bu sonra 0 pi aralığı tegishli. Ya da 0 ve pi'ler bu funksiyonun kıymetleri sahası tegishli emas. Demek bu teynlemeden biz quyidagi teynlikka o'tamiz. Bir minus x taksım 3 ten katangens 2 pi taksım 3. Katangens 2 pi taksım 3'ni hisoblaymiz. Bunu biz katangens pi minus pi taksım 3 deb yozishimiz mümkün. Bunu ham bu minus katangens pi taksım 3'ge deyin. Bu ham deyin minus 1 taksım ildiz ostida 3. Ve şimdi bu denklemeni 3 kökü paytır varamız. Bu halde 1 minus x deyin 3 kökü paytır bana bu son. Minus ildiz ostida 3 kaladı. Yani x'ni 10 tamamen bu sonu çap tamamen ötkizeylik. X'ni topuş için. Bu halde 1 plus ildiz ostida 3 ekanini hosil qilamiz. Şunday qilib, mana bu denklemaning ildizi 1 qo'shib ildiz ostida 3 ga teng ekan. 5-chi misolga o'tamiz. Arka tangensining qiymatlari sohasi yuqorida aytib o'tdik, mana bu yerda minus pi taksim 2 dan pi taksim 2 gacha. Lekin pi taksim 2 bu aralıkka tegishli emas. Demak, arktangensning qiymatlari sohasi bu aralık, mana bu aralık. Lekin bu son bu aralıkka tegishli emas. Demek bu teğnemenin yeşimleri toplamı boş toplamak yani. Çünkü arktangens pi taksim 2'ye teğin bol olmayıdı.